Hocam zaten Evet. bir yazınızı okudum sizin. Yazınızın en alt paragrafında zaten şöyle diyordu. Yani işte kuş hani çok güzel dönüyor ama çıkışta ufak bir hatası var veya işte çıkışta bir hata var. Yani siz bunlar bu tür kuşları da kaybetmeyin. Yani hep iyiden iyi çıkacak diye bir şey yok. Bu tür kuşları da kenara koyun. Bunları da işleyin. Yani ufak tefek kusurları var diye kuşları hemen elden çıkarıp kusursuz kuş aramayın. Yani bunlarla da çalışılması gerekir diye bir yazınızı okumuştum. Kesinlikle, kesinlikle çünkü yani bazı kuşlarımız vardı diyelim ki diyorduk ki işte ya uzatma, uzatma çık diyorduk yani. Çıkmadığı için biraz düşürüyordu tabii kuşu. Şimdi bu kuşu öbür taraftan var. Öbür taraftaki kuş işte biraz daha dairesi öyle o kadar güzel değil falan ama çıkışı güzel. Evet, hadi bu iyi, bu kötü olmuş oluyor. Öyle değil tabii ki yani. Bunların mutlaka muhafaza edilmesi gerekiyor. Yani iyi dönüşlü kuşların hata da yapsa muhafaza edilmesi gerekiyor. Çünkü bir de bizim camiada şey var. Sanki böyle konuşmaya başladığımız zaman sanki işte öyle kuşlar var ki her kalktığında hatasız döner sürekli. Dolayısıyla biz çok rahat hata yapanları hemen eleyebilirizmiş gibi böyle bir şey var. Yok böyle bir şey. Yani çok net böyle bir şey ya. Yani yok. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla biz aslında bir puzzle yapıyoruz. İyileri denk getirmeye çalışıyoruz. Bunun biraz daha körlemesine değil de biraz daha işte bilerek yapmak demek öncelikle kuşlarımızı çok iyi tanımak, eksikliklerini iyi bilmek demektir. Şundan da kaçınmak gerekiyor. Bunu elde tutarken bu kuşun işte nenesi şöyleydi, dedesi böyleydi, bilmem neydi diye o kuş hiçbir şey yapmasa da onu elde tutanlar da var. Bundan da kaçınmak gerekiyor. Çünkü hakikaten nene dede nedeniyle de baya bir işte geriye gidiyoruz biz. Hocam şimdi örneğin Bakıyoruz yani kuşun kendisini görmemiz gerekiyor mutlaka. işte ben de onu soracaktım. Şimdi işte o onun halası, dayısı, alt yumurta kardeşi, yan yumurta kardeşi derken elimizde sayı birikiyor ama siz de biliyorsunuz işte gene havuzu genişliyor, genişliyor, en sonunda zaten patlıyor. Şimdi peki mesela arkadaşların genel bir şeyi var, takıldığı nokta var. İşte mesela dönmeyen kuşlarımızla ayrılmalı mı? Ya da şimdi dönen kuşu mu ayıracağız, dönmeyen kuşu mu ayıracağız? Yani dönmeyen kuştan damızlık olur mu? Valla hiç yani böyle kanat olur gibi kuştan damızlık olmaz bana göre. Dönmeyen kuştan damızlık olmaz. Mutlaka bir şeyi göstermemiz lazım. Çünkü hakikaten dönmeyen kuşlara doğru gittiğimizde bir süre sonra çok sıkıntı çekiyoruz yani. Hocam Biraz mesela örneği verdim yani. Senede bir kere seyredecek ben kıymeti yok. Tamam, dönsün, bozsun. Ben de ayırayım, tamam, anlıyorum. Ama bir bozmayanı da göreyim. Ama bu senede bir kere çok çok iyi dönüyor. İyi de kim görecek? yani seçici olmalıyız değil mi hocam? Yani böyle aslında üstüne koyarak mesela gene bir yazınızı okudum. Hani mesela tüm kuşların hepsinin yavru aldık. Tüm kuşların hepsinin birden tabii ki dönmeyecek. Böyle bir şey de yok. Ama hani 5'ten ayıralım da 5, 6, 7, 8 diye de yükseltelim. Kesinlikle bir kere hakikaten telde şunun şuyudur, bunun buyudur diye uzun yıllar bakarsak oradan bir şey çıkmaz artık. Ama o teldeki kuşların yavrularını görmemiz gerekiyor yani. Yani işte bu şunlardan geliyor, bu bilmem şunlardan geliyor, işte 5 milyonluk, 10 milyonluklardan geliyor vesaire gibi. Ya düşünün ya yani bir jenerasyonda %50 veriyor, %50 genlerini geçiriyor. Bu dede ise %25'e düşüyor zaten. Biraz daha geriye giderseniz
her generasyonda yarıya iniyor zaten benzer bir. Yani dolayısıyla bu şekilde değil, mutlaka o performansın görünmesi gerekiyor. Yani tamam diyelim ki bu kuşları görmediniz ama en azından yavrularının vesaire bunların görülmesi gerekiyor ki ilerletebilelim. Hocam, şimdi mesela yaklaşımlarınızdan yola çıkarak devam etmek istiyorum. Şimdi mesela bir kuşçunun soy takibi yapması lazım. Mesela Ahmet Saltık Usta'mla konuşurken biz 20 yıldır kağıda döküyoruz dedi. Yani hangi kuş özellikleri, işte eşlemeleri döküyoruz dedi. Bu da dedi bize bir yol haritası oluşturuyor. Hangi kuşu hangi kuşla eşleyeceğimizi biliyoruz. Şimdi arkadaşlar iki kuş alıyor, 5 tane yavru, 5'i de birbirine benzemez. Şimdi diyor ki ya bunlar 5'i birbirine benzemiyor. Şimdi aslında tabii ki doğal olarak benzemeyecek. Çünkü siz 2 bilinmeyeni bir araya getirdiniz, 5 bilinmeyen ortaya çıkardınız. Şimdi bir kuş ne kadar zamanda soy olur hocam? 7-8 generasyon sonra ancak artık net diyebilirsiniz ki biz bunların özelliklerini biliyoruz diyebilirsiniz. Yani Ahmet onu çok iyi bilir. Geçen senelerde bir gün böyle rastgele çiftleşmişler. İşte bana gösterdi. Dedim ki ya dedi bunları bırakacağım artık dedi böyle şey. Vallahi dedim takla atmazlarsa çok iyi dönerler dedim. Ondan sonra yavrular büyüdü falan filan. Bir gün bir baktım birini kesmeye çalışıyor. Dedim ne yapıyorsun dur falan elinden aldım. Ulan dedi şerefsiz dedi takla atmaktan döndüremiyorum dedi. Hocam ama şimdi siz de biliyorsunuz hani genetik eşlemelerde yani aile içi eşlemelerde iyi yönler baskın hale gelirken kötü yönler de baskın haline geliyor. Kesinlikle. Ama biliyoruz biz yani artık. Yani onu biliyoruz yani onu önleyebiliriz. Dolayısıyla bu tip şeylerimiz vardır mesela. Yani öyle bazen ya bunları da bırakıverelim. Otururuz eni konu tartışırız. Bunlar olsun deriz. Ama bazen bakalım böyle ondan sonra ben kızarım işte. Ya rastgele almayalım. Yani rastgele almayalım. Rastgelelerden olur mu? Olabilir. Olabilir ama o yani bilerek yaptığınızda olma olasılığı yükseliyor. Yani şimdi kuşçulara onu anlatamıyorum ben. Ya şunlar rastgele bir ara ama şöyle bir kuş çıkmıştı. Ya kaç kere rastgele yaptın da o kuş çıktı? Onu bir düşünmesi gerekiyor yani. Valla geçenlerde arkadaş sormuş işte eşlemeleri nasıl yapacağız? Ben de dedim bırak sevenler sevdiğim ne evlensin dedim ya. Yani biz bunu gerçekleştiremedik onlar gerçekleştirsin. Yani şöyle aynı soysa yani gerçekten 7-8 generasyondur sizin elinizdeki şeyse artık bir senede öyle de deneyebilirsiniz. Ama bin bir türlü yerden getirip de yapmaya çalışırsanız ki bazıları var mesela sürekli dışarıdan kuş alıyorlar. Sürekli yeni bir şeyler katıyorlar. Bir türlü oturmuyor, oturmaz. İşte zaten hocam en büyük sorun o. Onu da zaten hani siz konuşurken not alıyorum arada kusura bakmayın. Konu bazı şeyleri kaçırmayayım diye. Mesela ben arkadaşlarla konuşurken şunu söyledim. Dedim ki hani bu işin bir matematiği olması gerekir. Ve o matematiğe göre gitmek gerekir. Hani matematik dediğimiz 2 artı 2 gibi değil. Hani analitik düşünceyi de bunun taşıması gerekir. Yani hani matematik dediğimiz zaten hayatın her alanında. Yani bu işin aslında bir matematiğinin olması gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Yani geçen işte çıkabildiğimiz zamanlarda yine Ahmet'le işte bir baktık. Dedim dikkat et. Bak şu kan her yere giriyor. Bizim şeylerden kalmayacak. Yani bir arkadaştan bazı özellikleri de iyileşir mi acaba diye. Tabii akrabalı yetişmenin bazı sorunlar ortaya çıkarma potansiyeli var. Onu da engellemek için mutlaka bir yerlerden kan sokmamız gerekiyor. Ama dedim yani bütün hepsine bulaşırsa bambaşka bir şey olmuş olacak bizim soyumuz. Dolayısıyla aman dikkat, aman dikkat. O oradaki kandan bütün popülasyona genler yayılabilir ama o zaman ben de artık her şeyini bilmiş olmam gerekiyor. Bilmeden yayılır da tam tersi de olabilir. Elimde eskiye de dönemeyebilirim yani. Öyle bir sıkıntı da var. Dolayısıyla süzerek geldik.
Düzerek, seçerek geldik, süzerek geldik. Şimdi de dışarıdan kan katarken çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mutlaka denenmesi gerekiyor. Mutlaka nereye kadar gireceğinin hesaplanması gerekiyor. Aksi takdirde bunca senelik heba olabilir yani. Emek heba olabilir. Hocam, şunu söyleyeceğim. Mesela Kemal Batur abimiz var. Onunla konuşurken ben şunu söylemiştim. Bir kümesin bir omurgası olması gerekir. Ve omurga üzerinden yürüyüp yanlardan giriş yapabiliriz. Ama bu yanlardan giriş yaparken hani dikkat etmek lazım. Bu omurgayı aslında hiçbir zaman bozmamak gerekir diye konuşmuştuk. Bu konuda ne dersiniz? Kesinlikle doğrudur. Yani mesela şöyle yapabilirsiniz. Diyelim ki iki arkadaşsınız. İkiniz de soyunuzu biliyorsunuz ve birbirinize kuşlarınız uyuyor. O uyan kuşları uçurma sadece için bir araya getirebilirsiniz. Yani buna biz yani üstün özellikler bir daha da ortaya çıkartabilir bu. Hocam şimdi Bunu tabii postacılar çok iyi kullanırlar. Bizde biraz daha yani dönemde biraz daha zor tabii ki bunları. Uygulamak zor. Yani bunun programlamasını yapmak zor. Küçük arkadaşlar için zor. sonuç almak da tabii biraz uzun olduğu için hani mesela siz de biliyorsunuz dönüşün süresi kuşun ırkına beslediğiniz kuşa göre değişiyor. Kimisi 3 ayda gösteriyor, kimisi 2 senede gösteriyor. Tabii biraz da bizde hani mesela postayı 3 ay 5 ay sonra yarıştırabiliyorsunuz ama bizde bu süre çok uzadığı için aslında böyle hani sürekli sıkıntıya sokar hale getiriyor. Şimdi mesela arkadaşlarımız zaman zaman hani bir çeşit kuşlar uçuruyor aslında bir oturup diyor. Birisi geliyor bu kuşlar olmamış dediğinde hepsini götürüp bırakıyor. Aslında bu bir hata. Evet. Yani iyileştirme çalışması yapılabilir ama tümden yok etmemek gerekir. Ya o konuda haklısınız. Yani bazen öyle düşünüyoruz ki yani bizim elden çıkartmak zorunda kalındığında onları bir işlesem diyorum. Tekrar bir kümes oluşturuyor. Evet, doğru. İşte bunlar olmamış. Bunları at. Şimdi bunları al. Bunlar yarın öbür gün olmazsa bunları at. O zaman kuşunu tanımıyorsun. Tanıyamıyorsun. Yani neyi eksik, neyi fazla olduğunu bir kere tanıman gerekir ki ona göre uydurabilirsin dışarıdan da alsan. Yani ona göre kuş alasın. Yani. Hocam şimdi eşlemeleri de soracağım da. Şimdi mesela dışarıdan kuş sokma işini bir hani bize kafamızda bir canlandırırsanız. Şimdi kümeste kuşlarımız var. İşte 7-8 yıldır ya da 10 yıldır bakıyoruz. Şimdi dışarıdan bir kuş sokacağız. Şimdi kendi kuşlarımıza uyumlu benzer soyu araştırdık. Bir tane kuşu getirdik. Dişimizle eşledik. Şimdi bunların yavrularını ayrı tutuyoruz. Ondan sonra yavruları uçuruyoruz. Tutup tutmadığına bakıyoruz. Şimdi tuttuysa dışarıdan getirdiğimiz işte dişi veya erkek onu gönderiyor muyuz? Yok. Biz şimdi onların tutup tutmamasından ziyade onları tekrar kendi kuşlarımıza veriyoruz. Çünkü onlar tutarsa çok iyi olabilir. Çok iyi ise o zaman hep o kuşları devam ettirmemiz gerekiyor. Ama kendi kuşlarımıza girdiğimizde tekrardan yani kendi kuşlarımızın kanını yükselttiğimizde ne yapıyorlar ona bakıyoruz. Orada iyi olurlarsa daha sonra bu yöntemi yaygınlaştırabiliyoruz. Ama o kuşlarla sadece. Başka kuşlarla tekrar aynı yöntemi uygulamaya çalışıyoruz. Çünkü dediğim gibi yani dışarıdan getirdiğiniz kuşları kendi kuşlarımıza eşlediğimizde çok iyi uyabilir ve çok iyi kuş yavrular alınabilir. Ama onların ya uçurmak için güzeldir. O sene çok keyif alırsınız. O kuşlar elinizde olduğu sürece iyi olur. Ama onların devam ettirilmesi, birbiriyle eşleşmesi açılım dediğimiz şey olur. O beklediğiniz performans gelmeyebilir birçok şey. Ama biz bunları kendi kuşlarımıza vurduğumuzda, kendi kuşlarımızın kanını biraz daha yükselttiğimizde bu sefer ne yapabileceğini görüyoruz yani. Orada bizim sürünün içerisindeki genetikle birlikte daha neler oluyor diye görebiliyoruz. Biraz bizim amacımız tabii orada işte akrabalı yetişmeden kaynaklanacak olan
ne deriz buna, genetik fakirliği, bir süre sonra bir genetik fakirlik oluşur. Onu kırmak burada biraz amaç. Yani çok çok iyi kuşlarından ziyade burada var zaten bir potansiyel. Ama o genetik fakirlik kaldı ki bunu işte çok yakın akrabalı sürekli çiftleştirdiğinizde bir süre sonra kuşlarda özellikle üreme sorunları ortaya çıkabiliyor. İşte yumurtada sorunlar ortaya çıkıyor. Yani yumurtlamıyor kuşlar. Bizim bir kanımız var ki böyle dişiler, bazıları hiç yumurtlamadı. Bazıları 2-3 postadan sonra kesti falan. Böyle çok hızlı bir şekilde yumurtadan çıkıyorlar. Şeyde soylarını bildiğimiz için hesaplamalarını yaptığımda çok yakınlaştıklarını gördüm. Hocam zaten o genetik fakirlik dediğiniz, şimdi hani mesela toplumda, kuşluk camiasında siz de çok iyi biliyorsunuz, kan boğulması da var. Aslında kan boğulmuyor ama genetik fakirlik oluşuyor. Evet. 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 Kesinlikle o. Genetik fakirlik, yani kan boğulması denilen şey genetik açıdan fakirleşiyor. Zayıflıyor. Yani belli genleri kaybediyorsunuz siz. Sadece sürekli birbirleriyle olduğu için o gen havuzunuz daralıyor. Küçük popülasyonlarda çok sürekli kapalı yetiştirirseniz bunu çok hızlı da gerçekleşebilir ve çok kötü olan tarafı şu, elinizdeki soyu öyle bir şey yapabiliyorsunuz ki, öyle bir çabuk kaybedebilirsiniz ki, yani iyi özelliklerini de çok hızlı kaybedebilirsiniz. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor bu anlamda. Hocam, o zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani şimdi gen havuzunun daralmasının zararları da var, faydaları da var. Hani böyle aslında tamamen hep, yani mesela şimdi biz bunları yapıyoruz ama gene hani kuşların bütün olayı havada. Yani biz bunu takip edebileceğimiz tek nokta yine havası. Yani biz bunun daraldığını gördüğümüz anda bir şey yapmamız lazım. Eğer çok iyi gidiyorsa da o yoldan devam etmemiz lazım. Yanlış mı hocam? Kesinlikle. Yani bir sorununuz yoksa yapmanıza gerek yok zaten. Ama şunu, yani şu tehdit var her zaman için. Bu yakınlaşma her an bir sorun çıkartabilir. Bir kırılma yaşayabilirsiniz. Popülasyon çöker. Bu nedenle dediğim gibi çok yaygınlaştırmadan kenarda kan katarsanız, onları seyrederseniz, onları da görürseniz, böyle denemeler yaparsanız küçük küçük, orada da en azından riskli dönemlerde, riskli bir dönem yaşarsanız en azından yedeğiniz olur. Postacılarda okuduğum hep şuydu hocam. Hani kesinlikle diyor, gen havuzunu zaten çok genişletmeyin diyor. Hani gen havuzunuzu genişletirseniz kontrolünüzü kaybedebilirsiniz. Ama yani sizin söylediğiniz... bahsediyorum zaten yani. Aynen, sizin söylediğiniz çok güzel. Hani bir kanalda gidin ama o kanalda ihtiyacınız olduğu zaman gerekli uygulamaları yapın. Ha, onlara bakın, eğer tutmuşsa tamam devam edin ama tutmadıysa çıkartın, gene başka bir şey deneyin. Kesinlikle, kesinlikle öyle diyorum. Dediğim gibi yani popülasyon, soy takibi o zaten. Yani genetik özelliklerini bilmek demek, bir hayvanlarınızın, elinizdeki hayvanlarınızın genel anlamda böyle şey yaptığımızda özelliklerini bilmek demek zaten, ancak öyle mümkün. Yani genetik havuzu biraz daraltmanız gerekiyor. Ama şu tehlikesi var, o genetik havuz daraldıktan sonra da birden kayma tehlikesi var sağa sola. O açıdan da yedeğinizin bulunması gerekiyor yan tarafta. Yani bu hayvanlarınızı, soyunuzu tamamen ortadan kaldıracak bir sonuca doğru da gidebilirsiniz. Öyle bir dönem gelir ki. Mesela şeyde bir hastalık gelir. Yani bir kere yaşadık mesela. Allah'tan yeterince kurtarabildik. O hastalık geldiğinde diyelim ki elinizde şeyler, bir de hastalıklardan da daha büyük zarar geliyor yakın akrabalı yetişmiş olan bireyler. Tabii bunların önlemlerini almamız gerekiyor. Zayıflıyor değil mi hocam? Hani hastalıklara karşı direnci de azalıyor diyebiliriz. Evet. Daha duyarlı hale geliyorlar. Daha duyarlı hale geliyorlar. Hocam şimdi aslında güzel bir soru vardı. Onu kaçırdım. Çünkü
Böyle bir konu hızlı gidince birden kafamda toparlayamıyorum. Bir de heyecan da var. Biz kusura bakmayın. Hani ne kadar olsa ufak da bir heyecan da var. Şimdi eski ustalarımız aklıma geldi. Şimdi mesela eski ustalarımız gerçekten de hani kuş uçurmuşlar. Allah var, dönem dönem çok üst düzey kuşlar uçurmuşlar. Fakat birden bıçak gibi her şey kesilmiş. Şimdi bıçak gibi her şey kesildiğinde aslında camiadaki izlerim şu, onun ustalığı da birden bıçak gibi kesiliyor. Yani kuş uçurmakla ustalık bir şeyde gidiyor. Şimdi burada aslında söylediğinizde bağlamak istiyorum. Burada gene Oğuz'un fakirleştiği aslında ortaya çıkıyor değil mi? Yani ustamız orada onu fark edemiyor. Şeyin birden kırılganlık ortaya çıkıyor. Kırılganlık çıkınca da o kuşlar birden ortadan kayboluyor. Yani oradaki şey var tabii ki bana göre. Hakikaten biraz abartılı anlatıyoruz. Abartılı anlatarak geliyoruz bir kere. Birincisi o var. Öte yandan da biraz önce söylediğim onu kaybediyoruz ama bir de bir takım